Murat Bey ve Arkeoloji Haber ekibine en başından itibaren birlikte yaptığımız birçok program için teşekkür ediyorum. Artık paleolitik aranıyor. Kültür envanterine dönüşme süreci üzerinde durmak istiyorum. Arkeoloji Haber'de bahçeli evleri anlatmamı istediğim arkeoloji temalı webinarlar üzerine artık bir... Bugün sizlere Murat'ın da bahsettiği gibi Xanthos kenti adası prototiplerin dönem yüzey araştırmaları projesiyle ilgili bilgi vereceğim. Neolitikleşme süreci için çeşitli kazıların, perge kazılarının tarihçesi. Bizim bu çalışma boyunca. Biraz önce söylediğim gibi biz uzman arkadaşlarla çalışıyoruz. Desteklerinden dolayı bütün Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bunlar her dönemde planlı yollar. Hem 2012'de yaptığımız yüzey araştırmaları ve ardından georadar taramaları. Bizim ekibimiz güzel, biz çok aktifiz. Şimdi düzenlemiş olduğumuz botik canlı yayınlarının ilk hayvanlardan bir yer alandır. Kabağımız olan. Arkeoloji Haber ekibine. Murat davet ettiğin için. Çok önemli bir boşluğu doldurdunuz aslında. Böyle bir ihtiyaç varmış. O da takip aldım. Hakikaten çok hani gönülden bu işi yapıyorsunuz. Ve Aynes Kalesi Ural Türk Krallığı'nın başkenti olarak kabul edilen bugünkü Van. Yerde Koma kutsal alanımız şu anda. Başladığımız yayınlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Tanımlayan ve isimlendiren. Onları okurken sanki kral buradaydı. Haber, pandemi döneminin galiba bize verdiği güzel nimetlerden. Arkeoloji sayenizde hayatımıza daha çok girmeye başladı. Arkeoloji Haber'in değerli takipçileri, hepinize iyi akşamlar. Arkeoloji söyleşilerimizin 59.sü için sizlerin karşısındayız. Tabii bugüne kadar birçok yayın yaptık. Hepsi birbirinden değerli ama bu akşam benim için çok özel bir yayın olacak. Ekranların sevilen yüzü, gazeteci, bizlerin bildiği arkeolog ama izleyenlerin içinde belki bu akşam arkeolojiyle ilgili serüveninden de bizlere bahsedecek Mesut Yar konuğumuz. Aynı zamanda Mesut Bey'in okul arkadaşı, Troya Kazı Başkanı Rüstem Hocamız da bize bu akşam eşlik edecek. Keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Mesut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat'cığım. Hoş bulduk. Yani çok teşekkür ederim. Rüstem'i yani ne diyeyim, bağırdan bağıra görüyorum. Sayende tek karşılaştık. 10 yılda bir belgesel çekerken görüşüyorduk. İyi oldu, böyle dijital görüşmüş olduk. İyi akşamlar. Çok güzel bir, çok güzel bir buluşma oldu. Evet. Sağ olun. Mesut Bey, tabii gündem çok yoğun. Bu süreçte bize vakit ayırdığınız için ben çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir programınız var. Sabahları da sizi heyecanla izliyor. İlk gelişmeleri takip ediyoruz özellikle şu son dönemde. Yaşanan günleri ama tabii bunun haricinde arkeolojiyle ilgili de bir boyutunuz var. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ÖNASE ve Protohistorya Bölümü mezunusunuz. Sonra herhalde gazeteciliğe uzanan bir yaşam diziniz oluyor. İsterseniz bundan başlayalım. Neden arkeoloji okudunuz? Ondan sonra sizi gazeteciliğe sevk eden ama tabii kopmuyorsunuz ve Taş Gazete gibi çok önemli bir projeyi de hayata geçiriyorsunuz. Yıllardır da onu ilgiyle takip ediyoruz. Buyurun Mesut Bey. Sağ olun. Yani şöyle başlamak lazım. Tarih çok uzun bir koridor. Yani onun neresinden girerseniz girin bir şekilde sona doğru yürümeye başlıyorsunuz. Sevgili Rüstem benden çok daha iyi bilir. Yani o ömrünü vakfetti bu işe ve ben girdiğim zaman zaten Rüstem benim üst sınıflarımdandır. Çok kıymetli bir dosta. O dönemde tabii yani hepimiz öğrenciyiz ama çok kıymetli bir dosta denk geldiğimi biliyordum. Kendi adıma şimdi karşımda ve her seferinde bir step daha yukarıda bizi çok iyi temsil eden sadece bu Anadolu toprağın değil yani aynı zamanda bilim olarak yani bilimin o evrenselliği, bilimin o ne diyeyim çepersizliği anlamında bizi temsil eden çok üstün bir dostlar bizi bu akşam buluşturduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Arkeolojinin nedeni şu Indiana Jones çok komik gelebilir. 1981'de izlenen bir film. Çünkü Feriköy'de İstanbul Feriköy Kurtuluş'ta tabla daha çok ekaliyetlerini yani ne diyeyim
Rum, Ermeni, Latin, Bulgar, İtalyan, aklınıza gelebilecek bütün ekaliyetlerin toplandığı küçük bir semt. Ama o semtte birden fazla, belki 20-25 tane dille karşılaşıyorsunuz ve çocukluğunuz böyle geçiyor. Kuvvetli ve zengin bir çocukluk. Takdir edersiniz ki bu kadar zenginliğin içerisinde biraz da ne diyelim, işin fantazması büyüyor. Yani fantastik tarafı, rüyasal tarafı ya da hayali tarafı çok büyüyor. Ve günün birinde motor meslekte bir motor teknik lisesine bir motor ustası olmayı düşünürken bir film karşınıza çıkıyor. Adı Indiana Jones ve o gün karar veriyorsunuz. Çünkü karar yetki mekanizması, benim anne babam çok küçük kaybettiğim için, tamamen size ait, bir de sizi büyüten anneanneye ait. Sadece mesele şeyi, anneanneye meseleyi doğru izah etmekte. Yani arkeolojinin ne olduğunu anlatmakta, protohistoryanın ne olduğunu anlatmakta, Ön Asya arkeolojisinin ne olduğunu, hatta arkeolojinin ne olduğunu anlatmakta. O gayet normal bir şekilde bir kısaltma isim koydu, mezarcılık diye. Kapattı ve rahmetli olana kadar ben mezarcı olarak, onun kafasında hani kariyer şeyinde mezarcı olarak yürüdüm. Ama bireysel olarak sorarsanız elbette ki merak. O merak duygusu başka şeyleri besleyerek arkeologlar uzun yaşar. Gerçekten uzun yaşarlar. Bunu sevgili Rüstem benden çok daha iyi bilir. Çünkü o merak duygusu bir sonraki sezona, bir sonraki evreye geçen merak duygusu onları yaşatır. Yepyeni bir kocaman uygarlığı yek baştan tekrar imar etmek. İmar ederken nereye atladım, nereye atlamadım, acaba gelecek sene beni şaşırtacak ne olabilir? Tüm bunları düşünmek, bu algoritma bana göre insanın ömrünü uzatıyor. Hücrelerin biraz daha canlanmasına, yenilenmesine neden oluyor. Ben kendi adıma çok kısa kestiğim ama temel prensiplerini, ilkelerini aldığım ve özümsediğim bir bilim dalından bugün geldiğim, artık 30. senesine giren televizyonculukta çok beslendim. O yüzden ilki arkeoloji var diyorum ve elbette beni var eden şeye, milat noktasına her zaman bir ölümle saygıyla inmek ya da ne bileyim saygıyla anmak adına arkeolojiyle olan kavgam dediğim bir şey hikayesidir, aşk hikayesidir. Kavgamı devam ettiriyorum. Ne mutlu ki o kavganın bir ucunda yer alan çok değerli bilim insanları var. İşte onlardan bir tanesi bu akşam karşımda. Burak, çok teşekkür ederim tekrar. Yani evet, sevgili biraz... İslam Hocam da bizi bir araya getirdi. Evet, Mesut, sesin anlaşılıyor fakat sesin mikrofonda bir sorun var herhalde birazcık. Yok şey, şöyle müdahale edeyim. Wireless'tan mı bağlanıyorsunuz yoksa 3G, yani kendi internetinden bağlanıyorsunuz Mesut Bey? Benim yayında sıkıntım var. Yani şey, sesiniz biraz zızırtılı geliyor ama sanırım wireless'tan dolayı da olabilir. Hani normal telefonun kendi bağlantısına geçebilirseniz daha net gelecektir. Şu anda kendi bağlantısına ya, aslında yani eğer anlaşılabilir gibi ise derdi de anlatmak isterim. Bulunduğum noktada, yani bulunduğum nokta Alkanas'tayım şu anda. Bulunduğum noktada ciddi bir şey, Bodrum bir iki hafta böyle bir internet sıkıntısı yaşıyormuş. Bunu öğrendim. Bu da çok güzel. Demin yoktu mesela. Şimdi var ve hala devam ediyor mu onu bilmiyorum. Ben Mesut'un bıraktığı yerden devam edeyim. Indiana Jones, Indiana Jones'tan bahsetmiştim. Tabii ben de Prehistoria bölümünde okumuştum. Biz başladığımızda Halet Hanım emekli olmuştu ama Mehmet Bey, Güven Bey, Ufuk Hanım ve Indiana Jones filmindeki o figürün soyunu kazılarına katılan James Braywood'un tipinden alındığını biliyor muydun? Herhalde bir konuştuk. Yani Indiana Jones'u çekmek istediğinde bir arkeolog tipi yaratmak istiyor. O zaman Braywood çok ünlü bir arkeolog Amerika'da ve Braywood'un tipini, elbiselerini alarak bir kırbaç ekliyor ve böylelikle Indiana Jones arkeolog tipi ortaya çıkıyor. Tabii Indiana Jones sadece senin değil, pek çok o dönem gençlerin arkeolojiye bakış açısını
bir anlamda yani kurgu filmlerde birazcık şey yaptı, müdahale etti, değiştirdi, biraz daha fantastik, hayali bir dünya yarattı. Tabii arkeoloji, ben de içine girince arkeolojinin çok çok daha farklı boyutlarının olduğunu gördük. Mesut Bey, evet. Sesinizde çok cızırtı var ama bir daha bağlanma şansınız olabilir mi? Hemen hızlıca biz sizi bekleyelim. Bir daha çıkıp girebilir misiniz? Evet. Tekrar bağlanayım diyorsun. Zahmet olacak ama bekliyoruz sizi. Hemen bir saniye içinde yapıyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada ben devam edebiliriz. Yani, evet. Şöyleydi yani biz 80'lerin son döneminde başlamıştık. Biraz şanslı bir kuşaktık. Çünkü İstanbul'da arkeoloji, protohistoria, prehistoria, klasik arkeoloji bölümü çok önemli bir hocaların yarattığı bir geleneğin içinde büyüdük. Biz o büyük bir şanstı. Alet Hanım, Bahadır Alkım, Jale İnan hocaların oluşturduğu, temelini attığı bir üniversitenin arkeoloji bölümüne başladık. Çok önemli bir deneyimdi. Ben bütün hocalarıma buradan hayatta olmayanlara rahmet diliyorum. Olanlara ya merhaba, geliyor mu sesim? Şimdi biraz daha iyi. Evet. Şimdi ben, buyurun. Sen bağlanırken ben birazcık daha biz şanslı bir kuşak olduğumuzdan bahsettim. Çünkü bizim okuduğumuzdaki hocalar ve önceki hocaların yarattığı çok önemli bir arkeoloji ve üniversite atmosferi vardı. O bizim için... Çok özür dilerim hepinizden. Normal geliyor mu sesim? Cızıltı var mı yine? Biraz devam ediyor Mesut Bey ama buyurun böyle bu şekilde devam edelim. Yani çok da fazla sizi de meşgul etmeyelim. Sizi duyamıyorum bir saniye. Mesut Bey şöyle yapalım. Siz kendi telefonunuzdan bağlantı güzel. İsterseniz oradan bağlanın. Tekrar bir deneyeceğim. Çok tamam. Üzülüyorum. Yani bu tamamen benim irademin dışında acayip bir şey yani gelişti. Bir kere daha tekrar bekliyorum sizi. Özür diliyorum. Tamam. Siz bu arada ne olur Rüstem hocamla konuşsanız. Tabii evet. Keyifli olarak devam ediyor. Çünkü Rüstem hocam çok merak ediyorlar bir yandan. Senin dedikodunu hani yapacağız. Arkadaşlar kimlerdir diye. Siz devam edin, hemen bağlanmaya çalışıyorum tekrar. Sağ olun. Şimdi tabii aynı dönemde biz beraber Çanakkale Üniversitesi Üniversitesi'nde beraber çalışıyoruz. Göksel Sazcı hocamız da Mesut'la beraber protohistoria okumuştu. Turan Hoca hocalarıydı. Tabii ki yıllar sonra Mesut Yar'ın bir televizyoncu, belgeselci olarak karşıma çıkmasını yani böyle bir şey aklımıza bile gelmezdi. Fakat o dönemde arkeoloji okuyup başka alanlarda kariyer yapmış çok önemli isimler söz konusu. Ama Mesut'un şöyle bir özelliği de vardı. Mesut yani okurken operada işte şarkı söylüyor, tiyatro çok farklı yetenekleri olan bir öğrenciydi. Yani kendisine başka bir alanda başka yollar açacağını biz hissediyorduk arkadaş olarak. Öyle bir özelliği vardı. Tabii edebi şeyleri de var, çalışmaları da var, yayınları da var. Kariyer anlamında yollarımız farklı noktalara doğru gitti. Birazcık da tabii nasıl tarif edeyim, şans ya da dönemin koşulları. Fakat dediğim gibi İstanbul Üniversitesi'nin o atmosferi, hocaların yani efsane hocaların attığı bir temel. Biz bu şansa sahiptik. Pandemi öncesinde ben gittim. İstanbul Üniversitesi'nin de bir çok güzel, muhteşem bir müzesi var şu anda. Evet, Necmi Karol hocanın çok büyük emek harcadığı. Orada hem eski kazıları hem bölümün tarihinde görebiliyoruz. Tabii arkeoloji zor bir alan. Yani belgesel, şimdi Mesut'la bir iki belgesel çekti. Troya belgeselleri üzerine biz beraber çalıştık. Ama bizim öğrenci olduğumuz dönemde de arkeoloji belgesellerde mesela benim aklıma geliyor. Mesut bağlanıyor. Ya bir şey söyleyeceğim.
beni biraz flu görseniz olur mu? Olur olur. Bütün aletleri deniyorum şu an. Hatta böyle yakınlaştırıyorum kendimi. Sesin iyi. Sesiniz iyi. Evet. Görüntülü de olsun. Sesim, yüzümü biliyor herkes zaten. Evet tabii. Ben de onu diyecektim. Rüstem Hocam buyurun. Sezgin Hanım sonra bir Mesut Bey'e bir sürprizim var. Bir fotoğraf göstereceğim. Evet Mesut ben tabii şeyden bahsettim. Senin öğrencilik sırasındaki diğer çabalarından, çalışmalarından, opera, tiyatro. Yani senin kendine farklı bir yol açacağını biz görüyorduk beraber gezilerimizde. Edebi anlamda da çalışmalarım var. Yani sürpriz olmadı. Tabii benim için sürpriz, yani o zaman aklımıza gelen düşünemeyeceğimiz şey... Yıllar sonra ikimizin bir Troya belgeselinde bir araya gelmesi. Yani böyle bir şey aklıma gelmezdi. Fakat şu o dönemlerde de yani belgesel film, arkeoloji belgeselleri çok önemli. Sen farklı bir şekilde yaklaşıyorsun. Belki hatırlarsın şey vardı. Fırat Göl Olurken belgeseli vardı. Evet. İzliyorduk o keban kazılarında 10 bölümlük birkaç bölümü şeydi yasaklanmıştı. Şu an YouTube'da seyredilebiliyor. Yani şeydi çok yaratıcı bir atmosferdi. Tabii İstanbul Üniversitesi'nin arkeoloji bölümünün o dönemdeki bize kazandırdığı çok çok önemli hem eğitim açısından hem yetişme tarzı açısından çok önemli katkıları var. %100 katılıyorum hocam. Şimdi sevgili Murat çok güzel bir şey koydu oraya, sekans koydu. Yani baharın girişiydi ve 10 küsür sene sonra Rüstem Hoca'yla tekrar Troya'da, işte şu anda gördüğünüz sahnelerde konuşmak ve bizim İSTİBİ'de yaptığımız meseleyi NTV'ye taşıyıp ilk bölümü Rüstem'le devam ettirmek sanki hani... yarın yokmuş gibi yaparlar ya, dün nerede bıraktıysak, dün bıraktığımız yerden sağ olsun Rüstem Hoca çok güzel bir yere getirdi. Sadece Troya değil, yani bunlar çok özel bilim insanları. Yıllarca benim, nasıl söyleyeyim, bir yandan şehvetle izlediğim, bir yandan kıskanarak izlediğim, bir yandan o duygularını, Türkiye'yi, Anadolu topraklarını, ya da bizim Anadolu medeniyetlerinin getirdiği toprakları gerçekten keyifle izlediğim insanlar. Yan yana gelince heyecan duyuyorsunuz. Bahsettiğim şey Rüstem. Yani belki sizin okul arkadaşınız ama Rüstem Aslan olarak, Profesör Doktor Rüstem Aslan olarak yan yana geldiğinizde müthiş bir heyecan duyuyorsunuz. Çünkü o artık çok başka bir şey yapıyor. Dünyanın kırılma noktalarından bir tanesinin... neredeyse temsili olarak sahibi. Oradaki tarih yeni baştan yazılıyor. Belgeselin böyle çok keyifli bir tarafı var. Belki şu anda flu gözüküyor olabilirim. Murat senden çok özür diliyorum. Yayınla baltalayan Bodrum Belediyesi olacak. Bak söyleyeceğim onu da. Sizden bir yayın sözü daha konuşacağım. Sizden ya, bir yayın burada... sözü daha alalım o zaman müsait bir zamanınız. İleriki bir zamanlarda bir yayın daha yaparız. Tabii tüm ki tabii ki size söz veriyorum. Çok çok özür dilerim. Yani çünkü buna uzun bir süre hazırlanıldı ve hani Rüstem'in olması da benim için çok şey heyecan vericiydi. Ama ekstra belki çok daha farklı bir şey üzerinden konuşabiliriz. Yine de söyleyebileceğim birkaç şey. Türkiye'de bugün beni yetiştiren hocalardan bir tanesi çok saygıdeğer Profesör Doktor Turan Efe ile yani 20 küsur sene sonra bugün işte bir kurtarma kasasının karşısında telefonla konuşurken duyduğum heyecanı size anlatamam. Onun ama bir lafından dolayı duyduğum heyecanı ekstra anlatamam. Dedi ki Mesut öyle bir döneme denk geldi ki öğrenciliğimiz ve benim atıyorum işte şu anda gördüğünüz. Turan Hoca ile berabersiniz. Evet, evet, evet. Turan Hoca ile birlikteyiz. Kütahya. Ellerini kavuşturan mı? Burada şey de var, Göksel de var. Göksel Sarı var tabii. Göksel Bey ve Erkan Fidan bana bu aşkı sağladı. Evet, evet, evet onlar sağladı. Daha fotoğraflar var, birazdan da geçeceğim yavaş. Ya muhteşem zamanlar tabii. Turan Hoca şey söyledi, çok iyi bir ekibe denk geldik. Yani akademik olarak, insani olarak, vicdani olarak ve tabii ki bu bir algoritma işi. Yani tek başına şeyle yap, bilimsel prensiplerle olmuyor. Bir hayal gücünüzün olması lazım.
biraz mühendislik bilgisinin olması lazım. Biraz geleceğe yönelik en azından bir kurgunuzun olması lazım. Tüm bu şeylerin, prensiplerin bir araya geldiği müthiş bir dönemde yetişmek. Bana bugün medyada geldiğim durum çok tesadüfi gelmiyor. Çok zengin, bireysel olarak, öğrenci ve öğretici olarak çok zengin insanlarla bir aradaydık. Ve ben bugün aklına helal etsinler, sermayesini bugün yiyorum. Bugün sevgili Turan hocamdan da onu rica ettim. Yani benim hayatımın kırılma noktalarında birkaç insan vardır. Onlardan bir tanesi Turan Hoca. Kulakları çınlasın. Müthiş bir adamdır. Tevazu sahibi. Elbet kabul etmiyor o noktada olduğunu. Ama aynı helalliği tabii ki Rüstem'den de istiyorum. Rüstem İstivi'de biz bu işe ilk başladığımızda arkeoloji nedir Türkiye'ye tartışıyorken hiçbir istisna kabul etmeden bir dünya soğuğunda oraya gelip Troya'yı tekrar anlattı. İnsanlar sadece Troya'yı ya da Truva'yı ne diyorsak ya da Troy'u bir film olarak tanıyorken Hüsam aslında işin aslını anlattı. Yıllar sonra kitabını 100 soruda vesaire de kitabını yazdı ve şimdi bizi son derece nasıl diyeyim, hepimizi gönendirecek derecede temsil eder. Evet, bağlantı koptu. Evet, yani Mesut'un dünya çapında. Ya dilerim gitmedim. Arkadaşlarınız bunlar olunca kendinizi müthiş mutlu ve güçlü hissediyorsunuz. Belki bugün bana şeyi sorduklarında işte medyada bu kadar uzun kalmanın nedeni nedir? Arkeologlarla çalışıyorum. Bu adamlar 100.000 yılı araştırıyor. Evet. Benim bir sorum olacak ama bu Taş Gazete ismi ve fikri nasıl ortaya çıktı Mesut Bey? Biz tabii yıllardır İSTV döneminden beri ailecek de takip ediyoruz. Çok da keyif alıyoruz. Her bir manşetinizi heyecanla bekliyoruz. Yani arkeoloji haberi biz 2009'da kurduk ama birçok şeye de Taş Gazete bize mesela örnek oldu. Arkeoloji haberi de şekillendirirken. Bunun hikayesini de bize kısaca bahseder misiniz? Çok minik sevgili Murat Ersan'la birlikte. Murat aslında bir mühendis, yani bizimle bir ilgisi olmayan bir mühendis ama Murat'ın müthiş bir şeyi var. Hayal kurma yeteneği ve tarihe olan ilgisi. Yıllarca Kıbrıs'ta okumuş, yıllarca buğday silosu olarak bildiği yerin kral mezarı olduğunu söylediğimde büyük şaşkınlığa uğramıştı. Arkadaşımdı benim televizyoncuktan. Ve sonra dedi ki peki biz bu işleri neden benim gibi şaşkınlığa uğrayan insanlar için yapmıyoruz? Arkeolojiyi doğru düzgün telaffuz etmiyoruz. Sağ olsun Taş Gazete ismi Murat'la ortak çıkardığınız bir isimdir. İsim hakkı da Murat'tadır ve helal hoş olsun. Sonuç itibariyle Türk arkeolojisine ya da gelişen ilerideki arkeolojiye çok büyük katkıları vardır bir arkeolog olmadan. Ama tarih tek başına bilim insanlarının yazdığı bir şey değil. Meraklıların yazdığı, aynı zamanda vicdanların yazdığı bir şey. Orada bir mürekkeptir Murat. Ve Murat benden habersiz bu içeriği İSTV'ye götürmüş. İSTV'de o zaman sevgili Coşkun Aral, Vedat Atasoy, ya biz bunu keşke yapsak, keşke yapabilir miyiz dediler. Ve öyle başladı hikaye. İlk Taner Hoca'yla Tlos çekerek başladı. Ve uzadı gitti. Benim çok güzel Ekşi'de bir gün okumuştum. Hakkımda hep kötü şeyler yazarlar. Gazeteci işte şeyden medyadan dolayı ama teslim etmek lazım arkeologluğa ve yaptığım arkeoloji belgeseline hep böyle minnet ve şükranla bakarlar. Bir tanesi çok güzel anlatmış Mesut Yar'ın gençlik aşkı diye. Evet, gençlik aşkım, onun sahibi, ortağım, yol arkadaşım sevgili Murat Ersan'dı ve hala o yolu yürüyoruz. Sadece kazılar sezon bitti, o yüzden bir ara verdik ama İnşallah devam edeceğiz. Yani Murat Ersan Bey'e de çok teşekkür ederiz. Sizde bu olan iletişimimizi o kurdu, o sağladı. Yaklaşık 2-3 haftadır da ben devamlı kendisini de meşgul ediyorum bu süreci programlamak için. Ona da çok teşekkür ederiz. Lütfen biz senden özür diliyoruz. Evet. Yani maalesef yani çok bizim dışımızda gelişen işte savaştır, başka meseleler, haberci olmanın getirdiği çok saçmalıklar. Yoksa ben Rüstem'e atıyorum mesela 4 ay önce buluşma sözü vermiştim. Hala buluşacağız biz. şöyle yaparız tabii Mesut, yani senin gazetecilikte, medyada
başarılı olman bizim için, arkeologlar için çok önemli. Çünkü arkeolojinin alanları, arkeolojiyi akademinin dışında anlatmak önemli. Türkiye'de de çok çok daha önemli. Bu açıdan sen de önemli bir iş yapıyorsun. Bizi çok mutlu ediyorsun. Sağ olun yani hocam. Çok teşekkür ederim. Bizim durduğumuz yerden baktığımızda Mesut, tabii benim öğrenciyken tanıdığım Mesut, fakat o ruh hali, o tutku hiçbir zaman kaybolmamış. Arkeolojinin bu alanda, medyada, gazetede, televizyonda anlatılması, tanıtılmasında çok önemli işlevin oluyor. Sağ olun hocam. Çok çok önemli. Çok yani, teşekkür ederim hocam, sağ olun. Yani sizden duymak çok daha önemli benim için, sağ olun. Evet. Burada tabii yani biz çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Yani pandemi her alanda herkesi etkiledi. Burada Murat, sizler de bizi bir araya getirdiğiniz arkeoloji sempozyumlarında, toplantılarında ve bu da çok önemli. Yani birazcık böyle kendiliğinden gelişen bir şey gibiydi. Evet. Bence çok güzel oldu. Yani pandeminin çok olumsuz tarafları var. Olumlu taraflarından bir tanesi de bu diye düşünüyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hazır yakalamışken sevgili Murat, şunu da eklemem lazım. Rüstem Hoca'nın yani böyle sürekli böyle karşılıklı talkitmiş gibi gözükse de bambaşka bir şey var. Rüstem'in bizi tekrar tetiklediği yerde aslında onun sayesinde bizim bir araya geldiğimiz son derece saygıdeğer bir devlet yöneticisi var. Şimdi Muğla Valisi Orhan Bey. Orhan Bey, çok Orhan Bey, Orhan Bey Çanakkale'de birlikte imar ettiğimiz o muhteşem Troya yılından müzeden sonra benim aslında prensip olarak okumadığım, yani daha doğrusu ne diyeyim, bölüm olarak okumadığım bir bölümün yolunu açtı bize, çok destek oldu ve ben sevgili Rüstem klasik arkeoloji okumaya o sayede okumaya dedim, yani hani bu 10-12 bölümün neredeyse 13 bölümün neredeyse 10 bölümünü biz Muğla taraflarında gerçekleştirdik. Oradaki saygıdeğer hocalarıma da buradan çok selam ediyorum. Yani müthiş adamlar tanıdım. Bilal Hoca gibi işte ya birçok üst üste Abzar Hoca gibi enfes, Asuman Hoca gibi enfes insanlar tanıdım. Bu sayede hep böyle öykünerek baktım. Ya bu klasik arkeoloji ne der meselesini de kapatmış oldum. Ama tekrar teslim ediyorum. Bunun önünü açan Rüstem'in hakikaten şeydir. Gani gönüllü ve ya Mesut hadi senin böyle bir şey borcun var. Hani hem bilime hem de kamuya şeydir, tetiklemesidir. Benim için önemli o yüzden. Bu akşam benim için çok önemli. Murat, o yüzden çok çok teşekkür ediyorum sana tekrar. Sağ olun. Evet, tabii biz 2018 Troya yılı tematik yıl açısından önemli bir örnek oldu. Burada Kültür Turizm Bakanlığı, işte diğer kurumlar ama o dönemin Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Bey çok iyi çalıştık, çok yardım etti, beraber çalıştık ve o projeler de devam ediyor. Yani kültür turizmi, kültür projesi, Troya Müzesi, bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Burada köylerle beraber, yanılmıyorsam, benzeri bir projeyi gene o civarda yapmaya çalışıyorlar. Özellikle yangın sonrasında pek çok hasar görmüş şey var. Hem arkeolojik, çok emin değilim ama bazı bölümleri var, köyler var. Orada da buna benzer bir proje gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İnşallah oraları da ziyaret edeceğiz, göreceğiz. Vallahi hocam gel bu sefer mimarlar ben olurum. Ben sizi geçeceğim. Tamam. Tamam, öyle yapalım. Buralarda aslında bu yüzden Hüseyin hocam iki haftada bir buraya gelmem, bu yangınlarda biz arkeolojiyle ilgili çok vaziyet aldık orada. Elbette ki ormanlar elbette birincil önemli ama bir yandan da bizim arkeolojik değerlerimiz işte Lagina gibi, Sotanica gibi yani neredeyse yangın içinden geçiyordu. Orada tüm arkeologlar bir arada görmenizi isterdim çok, yani sabah 4'te kalkıp Lagina temizliğini, diğer tarafların temizliğini, yangına karşı vaziyet almayı
görmenizi isterdim. İnşallah ben sizi gezdiririm. Bir de şöyle bir şey var. Evet, müthiş kazılar başladı burada. Yani ard arda kazılar başlıyor. Ve her gün bir şeyine tanıklık ediyorsunuz. 15 günde bir benim aşağı inmemin nedeni bu. Biz nerede bıraktık, nasıl devam ediyor bu meseleler diye. Çok mutluyum, çok müşteriyim. Dilerim bir gün gelirsiniz birlikte buradan. Evet. Çok takip. Murat'ı da aramıza alıp belki İnşallah. Televizyon yayını yaparız. Murat'ın moderatörlüğünde. Şöyle bir, yani biz geçen yüzyılın şeyiyiz, anılarını konuşuyoruz. Evet. Öğrenci olduğumuz dönemde o hocalarımızın, çok kıymetli, değerli hocalarımızın çalışma koşulları da çok zordu. Bizim kazılarda çalışma koşullarımız da çok zordu. Yani benim geriye dönüp baktığımda son 20 yılda, 30 yılda Türk arkeolojisinde, müzeciliğinde çok önemli gelişmeler oldu. Evet. Olumlu anlamda. Ve yani bizim tabii bunu, bu ivmeyi bir sonraki kuşaklara iletmemiz önemli. Yani asıl tabii benim de beraber çalıştığım uzun yıllar Korkman Hoca, namı diğer Osman Bey. Osman Bey. Bizim yani Göksel Hoca'nın, benim, diğer pek çok Türk akademisyenin yetişmesinde büyük emeği var. Kendisinden anmak istiyorum. Bunun devam etmesi lazım bu sürecin. Bir özellikle ya arkeoloji tutkuyla olan bir şey, severek yapılan bir şey ve gerçekten yani başka bir şey düşünmüyorsunuz, yaşam tarzınıza dönüşüyor arkeoloji. Yani gazetecilik medyanın benzeri özellikleri olabilir, fakat arkeoloji sen de yaşadın kısmen Mesut. Çok daha içine girdikçe sizi saran, yani kendi varoluş ve benliğinizi de bir anlamda kuşatan, kapsayan bir alan. O yüzden çok zor. Evet, çok zor. Yaşam biçimi Manfred Hoca'yı da almamız iyi oldu. Yani evet. Ben ona hep ikinci ektor derdim. Üçüncü ektor da sizsiniz. Hüsam Hocam. Yani şöyle Osman Bey'le son bir telefon görüşmemiz oldu. Çok şeydi, rahatsızdı. Bana bir söz söyledi. Bayağı Van'da çalıştı, Demircilik'te çalıştı, işte evet. Filistin'de çalıştı filan. Ben de tekrar hayata gelsen, tekrar aynı arkeolog olarak bütün o süreci yaşamak isterim. Çok mutluyum. Böyle bir, bana söylediği son sözler buydu. Yani o yaşam tarzı, dostlukları, inişler, çıkışlar filan. Yani insanı mutlu eden, tabii zor tarafları da var. Yani bu mesleğin çok çok zor tarafları da var. Dediğim gibi severek, biraz fedakarlık, biraz tutkuyla alıp götürüyor, sürüklüyor sizi. Harikulade. Yani bu söylediğinize benzer bir şey sevgili Rüstem Hocam. Şeyde yaşadım. Vali Orhan Tavlı Bey'le bir gün bir Akyaka'da yeni başlayan bir kazı var. Orhan Bey götürdü. Bir akşamüstü artık. Gün düşüyor. Biraz üzerinden baktık. Sonra müthiş bir sürpriz yaptı bana. Akyaka'da bir otel, bir otelin bahçesine götürdü ve orada Halit Hoca'nın büstüyle, Halit Hoca'nın büstüyle yapmışlar orada. Tabii yani gözyaşlarım ister istemez aktı. Çünkü nasıl anlatalım ki, yani kendi disiplininizi kurmuş bir insandan, bir hocaların hocasından, bir heykel bile olsa, bir büst bile olsa göz göze gelmekten bahsediyorum. Bu benim için müthiş jestti. O jestlerin üst üste gelmesi, Osman Hoca'nın, işte Manfred Osman Hocanın, sizin varlığınız vesaire benim için önemli. Tabii Murat, ben az önce kamyon kasasını gördüm. Evet, Kütahya, Afyon, Bilecik, evet. Survey sanırım çalışmaları. Şu sizsiniz. Evet. Abi hayat, yani şimdi sevgili Turan Hocam, Allah uzun ömür versin. O dönemde tabii şeyler çok, yine bugün de olduğu gibi ödenekler son derece sınırlı. Hayatımda yemediğim kadar mesela domatesi, bu survey diyemiştim. Hayatımda yemediğim kadar patlıcanı da Samsun, Bafra, İkiztepe kasında yemiştim. Mesela İkiztepe'den sonra bir 10 yıl kadar falan patlıcan yemediğimi hatırlıyorum ama
Müthiş günler, müthiş günlerdi. Müthiş evet, heyecan verici şeyler. Bence bunları sakla. Benim çok daha net olduğum bir akşam yine Rüstem Hoca ile birlikte bizi alırsan da anlatılmadık bir sürü hikayemiz var. Tabii. Onları da anlatmış oluruz. Tabii biliyorum programınız yoğun. Birazdan yarım ayrılacaksınız aramızdan. Bir de yayınınızı kirlettim. Özür dilerim. Yani gerçekten estağfurullah olur mu? Gitti, biz gitti. Çok renklendik. Birkaç sorun var. Sonrasında da tabii. Tabii ki. Burada fotoğrafta da tavşanlı yüklesiniz. Tavşanlı yük. Evet. Ben de bu yıl orada kazıya katıldım mesela. Böyle bir tevafuk oldu. Erkan Fidan Hoca'nın başkanlığında yürüyor kazı çalışmaları. Sağ olsun ben de ekipte bir fiil kazıda çalışma fırsatı elde ettim. Böyle de bir şey oldu tarih. Yani sizlerin bulduğu o dönem yüzey araştırması bulduğunda ki öyküklerde bizler bugün şimdi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aslında bir süreç devam etmiş oluyor. Evet yani anlatılmaz bir süreçti. O gün için Turan Hoca çok farklı bir adamdı. Hakikaten mesela en zor hocalardan bir tanesiydi. Turan Hoca'nın dersinden geçmek vesaire çok ince eller sık dokurdu. Benim Turan'a sevdam birkaç mecrada daha söyledim. Turan Efe sayesindedir. Yani onun o da Manfred Hoca'nın ekolünden geldiği için Tübingen ekolü o eğer böyle doğru bize anlatmasaydı meseleyi ben bu kadar belki arkeolojiye belki Troya'ya bu kadar sevdalı bir adam olmayacaktım. Benim için önemli. Domates yedik ama birçok şeyde öğrenmiş olduk. Şimdi ya. Çok mutluyum. Yani dediğiniz gibi kazılar başladıysa 30 küsür sene sonra bakıp orada bir devamlıktan bahsediyoruz. Sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Önemli. Bu ülkenin bilim insanları hiçbir şeyden çalmıyor. Hiçbir şeyden çalmıyor. En azla yetinerek en çoğu yaratıyor. En çok artı değeri yaratıyorlar. Bana göre kendi çağlarının en iyi çiftçileri, kendi çağlarının en iyi ne diyelim işçileri, en iyi üreticileri onlar. Çok fazla değer vermemiz lazım. Belki başka bir alanda, medya alanında işte bunun sesine ses olmak. Tek başına belgeselle yapmıyorum ben bunu. Bir haber programında yayınlanmayacak kadar çok tarih ve arkeoloji haberi yayınlıyorum ama İnanıyorum ki bu iş, bu tarih işi ya da ne diyelim hani arkeoloji üst şemsiyesinde tarih işi dizilerden öğrenilmeyecek kadar ciddi bir şey. Evet. Kitaplara inanılmayacak kadar ciddi bir şey. Dolayısıyla onu yaşamanız gerekiyor. Ne kadar çok heyecanlı insan kendi aramıza katarsak o kadar iyi. Evet. Troya Müze Müdürümüzün bir sorusu var. Her ikinize de yöneltmiş. Hızlıca onu da paylaşmak istiyorum. Biraz çok sevgiler kendisine. Evet. Bir dakika pardon en sondan başladım özür dilerim. Şeyle başlamış. Rüstem hocama bir sorum var. Troya'da yanılmıyorsam 2018 yılında Megan Fox ile bir belgesel çalışmasında yer aldı. 2001 yılında ise Mesut Bey ile bir program çekimi gerçekleştirdi. Kolay bir sorum hocama. Bir sonraki yani bundan sonraki süreçte Megan Fox ile mi yer almak ister Mesut Yer ile mi çekmek ister diye bir benim cevabım çok şey. Mesut'un sunuculuk yaptığı Megan Fox'un da oynadığı bir belgesel. Evet çok politik bir cevap oldu hocam. Sonra da şöyle bir mesajı da var. Mesut Bey'le çalışmak benim için de harikaydı. Diyorsunuz Troya Müzesi'nde de çünkü Taş Gazete'nin birinci bölümüne orada da yer verdiniz. Mütevazi evet, çalışkan müthiş bir adam. Kendisini tanıştığı için size çok şanslı olduğunu da iletiyor. Evet. Rıdvan Bey'e selamlar buradan Troya Müzesi'ne. Sen bu arada çok iyi bağladın abi ya. Bravo. Şimdi benim iyi bir haberim var. Bir süre önce bayağı sıkı bir çalışmayla Yalçın Balcı ile beraber bir İngilizce Troya kitabı yayınladık. Çok kalbur üstü bir kitap. Çok emek verdik. Bütün bu çalışmaları, 19. yüzyıldaki çalışmaları, seyyahları, Korfman'a kadar, Osman Bey'e kadar getirip toparladık Troya Müzesi ile beraber. Yani bu bir sembol. Herkes, her alan, her kazı alanı, her kazı başkanı kendi çalıştığı yerde kendi mücadelesini veriyor. O alanı korumak, tanıtmak, en azından onunla beraber gittiği macerayı anlatmak istiyor. Böyle bir şey yaptım. İnşallah o kitapla beraber de bir birlikte tekrar bir sohbet edebiliriz.
Hocam onu biz şey alalım artık. Yani tek başına taş gazeteyi değil. Bu çok ulusal bir şeye giriyor. Ben artık sabahları yaptım. Hani Star ve NTV'de yaptım. Ortak yayına sizi konuk olarak ağırlamak isterim. Bir yarım saat herhalde Anadolu tarihini konuşmamıza hiçbiri ne Ferit Bey ne Nermin Hanım hayır demez. Büyük de bir zevkle katkı verirler. Bence de. Evet. Buradan bir çağrı oldu. Gayet güzel oldu. Herkese bir çağrı oldu yani. Mesut Bey. Sor bakalım soruları. Evet, hemen hızlı yöneltiyorum. Bir Özlem Özcan. Mesut Yer bugün arkeoloji öğrencisi olsaydı okumak istediği kitaplar ve işte yanında yer almak istediğiniz hocalar, arkeologlar kimler olurdu diye sormuş. Açıkçası ben kendi dönemimin öğretçilerinden çok memnundum. Yani bir Refik Hoca, bir Gülsüm Hoca, bir Önder Hoca, bir Turan Hoca, Veli Hoca rahmetli olmuş, inanamadım. Yani bunlar Taner Hoca ve aşağı doğru prehistoriye doğru indiğimizde tek başına Ufuk Hoca, tek başına Mehmet Hoca, tek başına Güven Arsebik Hoca. Yani bu insanların tedrisinden geçmiş olmak, onlar insan değil, insan olarak kabul etmiyorum. Onlar çok başka bir tabakada. Yani hakikaten Tanrı'nın çok ödüllendirdiği özel insanlar, listemi de bunun içine dahil ediyorum. Çok özel yetenekleri olan insanlar, çok özel bakış açıları olan insanlar. Yine onlarla okumayı isterdim. Yine onların öğrencisi olmayı isterdim. Yine onlardan benim hayatımın rutinini değiştiren ve bugün kendilerini de şaşırtan adam olabilmenin yoluna girmeyi isterdim. Kitap olarak ne okuyacağım? Rüstem Hoca yazmış zaten. İnşallah son okuyacağım. En son. Evet. Arkeologlar Derneği'nden size bir mesaj var. Mesut Bey'in derneğimize yolması bizi mutlu eder. Medyada da üyemiz olması bizi daha güçlü kılar. Çünkü arkeologların birçok sorunuyla ilgili çalışmalar da üretiyorlar. Böyle bir mesajı da biz size ulaştırmış. Eyvallah. Tamam. Aldım başımın üstüne. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Evet, son olarak da gene Arkeologlar Derneği Başkanı Soner Bey'in bir sorusu var medya ile ilgili. Medya ve kaçak kazı ve definecilikle ilgili haberleri verirken yakalanan eserleri 100 milyon dolar değerinde gibi sorunlu bir dil kullanılıyor. Bir medya çalışanı olarak Mesut Yer bu konuda ne düşünüyor? Birincisi mesela rakam belirtmiyorum ben. Bu haberleri özellikle de sevgili hocamın ilettiyse net şunu söyleyebiliriz. İnceleyip çok sık dokuduğum haberlerden bir tanesi. Türkiye, yani şu Anadolu tarihine baktığınızda Samsun kazısında, İkiztepe kazısında yaptığımız restorasyonda bizzat mezar defin sahibinin mezarda yatanın yanında iki tane daha kendi çağına ait olmayan iskelet bulmuştuk. Onlar mezar hırsızları çıkmışlardı ki bundan neredeyse yani 2000 sene öncesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir tek şey mezar hırsızlığı Türkiye'de. Definecilere karşı şöyle bir duruşum var. Elbette bir hobi olarak yapabilirler. Devlet tabii ki yetkisinde ve kontrolde ama yapmasınlar. Bu birincisi. İkincisi asla ve asla biz değer bitçi değiliz. Tarihin bir değerinin milyonla, yani dolarla ya da atıyorum herhangi bir pariteyle, bitcoinle vesaireyle ölçülebilecek bir değer olduğuna inanmıyoruz. Son derece basit. Küçük bir yonga bile tarihin akışını değiştirebilir. Dolayısıyla bu haberleri verirken ben kendi adıma sadece kendi adımı konuşuyorum. Ben de sevgili dostum Ruşen adına son derece, Ruşen de bir arkeolog olmamasına rağmen arkeolojiye son derece bağlı hem de bu konuda biraz ayrımcılık, pozitif ayrımcılık yapacak bir editör. Bu konuda çok dikkat ediyoruz ve galiba acımadığım iki şey var. Bir kadın şiddeti, ikincisi toprak şiddeti. Ben kızarlar, kızmayabilirler, sertifikası olur ya da olmayabilir. Hazineci ya da defineci dediğimiz arkadaşlar kendilerini inşallah böyle nitelemiyorlardır. Biraz toprak düşmanı olarak görüyorum. Keşke bu işi sahiplerine bıraksalar. Keşke bıraksalar ya da var şarkıda söylediği gibi git okulunu oku. Keşke böyle yapabilseler. Üzülüyorum çok. Çok üzülüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Son olarak da arkeoloji haberle ilgili fikirlerinizi soracağım. Şöyle bir kısaca da size bilgi vereyim. Biz 2009 yılında bu yapıyı işte gündemin yoğun arasında yoğun gündemin arasında kaybolan arkeoloji haberlerini meraklısına ulaştırmak için kurduk.
Bir web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden. Çünkü biliyorsunuz gündem çok çabuk değişiyor. Zaten arkeoloji haberleri belirli oranda çıkıyor ve çok çabuk da kayboluyor. Sadece arkeoloji haberlerini derlediğimiz bir yapı kurduk. İşte binlerce arkeoloji haberini sitemizden, sosyal medya hesaplarından paylaştık. Pandemiyle beraber de evlere kapandığımızda ya bu yayınlar yoktu tabii. Sadece haber yapıyorduk. Dedik ki böyle bir ya bu krizi bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Ne yapalım? Eşim işte Instagram'da bir konser izliyordu o zaman. Ya evet, demek ki buradan gideceğiz. Yani Instagram'da konser verilebiliyorsa niye söyleşi yapılmasın? Dan yola çıkarak işte 59 tane böyle tekil söyleşi gerçekleştirdik. Arkeoloji üzerine. O girişteki intro izlediyseniz orada birçok hocayı ağırladık. Elbette. Hocaların izlediği inanılmaz bir şeydi. Evet, 14 tane de üniversiteyle tematik webinarlar, böyle oturumlu, bildiğiniz 2-3 gün süren, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği böyle webinarlar gerçekleştirdik. Bunların tamamını gönüllü olarak yapıyoruz. Demin size tanıştırdığım ekibin hepsi gönüllü. Herkesin, ben dahil herkesin ayrı bir profesyonel iş hayatı var ama ortak sevdamız arkeoloji olduğu için bir araya geldik ve böyle bir yapı kurduk. Zaman zaman bizim haberlerimizi de paylaşıyorsunuz sosyal medya hesaplarınızda. Son sözümde bununla ilgili almak istiyorum. Arkeoloji haberle ilgili olan düşünceleriniz için. Elbette ki yani erişim hepimizin aslında en büyük derdi ama en büyük hakkı aynı zamanda. Bu anlamda bir ihtisas alanının kendi sesini duyurması gereken mecralara ve medyasına ihtiyaç var. Ben elbet şanslı bir meslektaşınız olarak medyada hani kendisine hacim bulmuş bir adamım, bir mecra bulmuş bir insanım. Ama sonuç itibariyle birbirimizle elbette ki iletişeceğiz, destek olacağız ve bir kolektif içerisinde kendi ihtisas alanımızı çok doğru insanlara anlatmamız lazım. Çok zorluk çekilen şeyler var, noktalar var. Atanamayan öğretmenlerden sonra atanamayan arkeologlar gerçeği de var. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda dünyanın bu kadar zengin olan bir toprağı üstünde birbirinden değerli bilim insanlarının yetiştirebileceği birbirinden değerli olası potansiyel bilim insanları var. Hepimiz o taşın altına, yani kazdığımız taşın altına elimizi koyduk. Arkeoloji Haber de onlardan bir tanesi. Ben elimden geldiğince destek olmaya devam ederim ya da hangi mecra ise benim uzanabildiğim mecra devam edebilirim. Ama şunu söyleyeyim, elbette devam, öylesiye devam. Bir de Rüstem Hoca ile bir program daha istiyorum. Evimden, gerçekten bir gurbetten değil, evimden doğru düzgün, net seslerimizin ve yüzlerimizin görünebildiği, biraz daha uzun soluklu, biraz bilim konuşulan, biraz hayat konuşulan bir yayın daha istiyorum sizden. Eğer bunun sözünü verirseniz ben müşteri olarak ayrılacağım yayından. Tamam, çok seviniriz. Tabii ben Müslüm Hoca'yı bırakmayacağım. Troy ile ilgili sormak istediklerim var. Sonra, ayrıca ne olmayacak? Evet, ona da devam lütfen etmek istiyorum bulmuşken. Mesut Bey, çok teşekkür ederiz. Çok tamam, sağ olun. Rüstem Hocam buyurun, sizin de Mesut Bey ile ilgili sözlerinizi alalım, sonra da kendisine veda edelim. Buyurun. Sağ olun hocam. Evet Mesut, çok çok teşekkürler. Biz gerçekten daha önce de belirttim, arkeolojinin senin gibi sesini, sözünü anlatabilen kişileri, insanları, dostları olması bizim için çok önemli. Yani bizim eski dostluğumuz, arkadaşlığımız bir tarafa. Medyada arkeolojinin sesi oldu. Çok çok teşekkürler. İnşallah en kısa sürede görüşeceğiz. Hocam ben nasıl olsa buradan şeyi gönderdim, Çengel'i gönderdim. Böyle güzel bir ana akım medya ve aynı zamanda İhtisas Kanalı yayınında sadece belgesellerde kalmayacaksınız. Bunun sözünü veriyorum ben bütün meslektaşlarıma. Yani sonuçta bu işin diplomasını aldım. Belki ekmeğini yememiş olabilirim. Bunda hiçbir sıkıntı yok, hiçbir beis yok. Ama bugün eğer çocuklarıma anlatabileceğim doğru düzgün bir şey varsa onun imarı çok saygılar bilim insanları ve öğrenciler tarafından yazılıyor. Çok mutlu oldum. Saygıyla önünüze eğiliyorum ve inşallah yeni yayında görüşeceğiz. İyi akşamlar Mesut Bey. Sağ olun, hocam size emanet Murat Bey. Ne olur güzel olun, sorularda yorum oldu biraz. İyi akşamlar. Sevgiler, iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Evet hocam, isterseniz biraz belgesel ve arkeoloji üzerine gidelim. Biraz ondan bahsediyordunuz. Sonra da biraz Troya kazılarından konuşuruz. Birkaç sizle olan hatıram var. Onu da anlatmak isterim yayının sonunda. Evet. Buyurun hocam. Yani yayının başında biraz bahsettim. Aslında arkeolojik belgeseller bir anlamda
kültürel anlamda biraz belgelemeyi de sağlıyor. Evet. Özellikle Anadolu Arkeolojisi'nde Türkiye'de işte 70'li yıllarda başlayan 80'li yılların ortasındaki belgeseller bir anlamda kültürel mirasında belgelenmesi anlamına geliyor. Ben örnek vermiştim. Fırat görülürken, yani biz öğrenciyken kısmen seyredebiliyorduk. Birkaç gün önce tekrar bütün bölümleri YouTube'da seyredilebiliyor. Çok ünik, çok önemli, çok güzel. Yani somut olmayan kültürel mirasın da belgelendiği çok güzel bir çalışma olmuş. Bunun ötesi bir de son dönemde belgesellerde kurgu belgesel tarzı bir şey var, yaklaşım var. Yani belgesel aslında bize bir fikri anlatmaya çalışıyor, bir fikri vurgulamaya çalışıyor. O açıdan önemli. Arkeolojinin bir anlamda, yani arkeolojinin bir üçüncü aşaması şu anda bizim içinde bulunduğumuz. Yani arkeolojinin romantik dönemi, 19. yüzyıl, özellikle iki savaş arasındaki, Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki o zorlu geçmişi süreci ve bilime dönüştüğü, yan bilim dallarıyla, fen bilim dallarıyla bir arada çalıştığı 50'li yıllardan günümüze kadar bir süreç var. Şu anda da bana göre arkeolojinin sosyalleşme tırnak içinde, bunu şöyle anlatmak istiyorum. Yani burada arkeolojinin kendi akademik kabuğunun dışına çıkıp çevresiyle, diğer alanlarla, alan dışı insanlarla, müzelerle, diğer sanat alanlarıyla çok yoğun bir şekilde ortak çalışması gerekiyor. Bu anlamda belgeseller ve belgesel filmler, arkeolojik belgeseller özellikle büyük önem taşıyor. Evet hocam. Nacizane biz de ekip olarak özellikle yazın ziyaret ettiğimiz kentlerde işte kazı günlükleri altında kendi mütevazi ekipmanlarımızla belgesel çekiyoruz hocam. Gayet de sosyal medyada ilgi de görüyor. Hem kazı başkanlarının yani kendi yaptığı çalışmaları ya da bölgesine merak edenleri o kente çekebilecek tarzda konuşmalarında bu belgeseller sayesinde aslında insanlara ulaştırmış oluyorlar. Bu anlamda tanıtım anlamda çok değerli hocam. Buradan Troya kazılarına geçelim isterseniz biraz hocam. Son dönemde neler yaptınız? Bu 2021 sezonunda neler buldunuz? Bir takım haberleri, arkeoloji haberleri de derleyip paylaşmaya gayret ettik özellikle bu kazı sezonunda. Buyurun hocam, bunları da sizden dinleyelim. Yani şöyle bir süreç oldu. Biraz önce de bahsetmiştik. Aslında 2018'de başlayan farklı bir dönemin içindeyiz. 2018 Troya'nın Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılıydı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Troya yılı, yani ilk kez tematik bir yıl ilan etti ve bu tematik yıl pek çok farklı kurum ve kuruluş tarafından da desteklendi. Bir anlamda bizim Korsman'ın, Troya'da çalışanların, Anadolu arkeolojisini sevenlerin hayalini gördü. Troya Müzesi 2018'de açıldı. Onun ötesinde civardaki köyler bir anlamda tematik köylere dönüştürüldü. İşte kültür rotaları gibi yeni bir model oluşturulmaya çalışıldı. Bu bizim ören yerinin fiziki anlamda ve kültürel anlamda çeperindeki açmaya çalıştığımız yeni kanallardı. İletişim kanalları, kültür kanalları, turizm kanalları. Troya Müzesi burada gerçekten çok büyük bir rol oynuyor. Şeyin motoru hali, görevini üstlendi. Ama bunun ötesinde biz kazı çalışmalarına tabii 2016-17'de bunun ön hazırlıklarını bir anlamda yaptık. Ve 2019'dan sonra da özellikle kazı çalışmalarında da biraz Korsman'ın maalesef aramızdan çok erken ayrıldı Osman Bey. En azından planladığı, yapamadığı bazı sorun ve projeleri adım adım gerçekleştirme planı yaptık. Burada aşağı şehir dediğimiz hemen Troya Kalesi'nin dışındaki alanda çalışmalar yaptık. Ama kalenin içinde özellikle
Tunçağ, ilk Tunçağ dönemi geçişi, Troya 1, Troya 1 öncesi geçişiyle ilgili çok ilginç veriler var. Önümüzdeki yıllarda bunu birazcık daha somutlaştıracağız ama 2021 yılında Troya Müzesi ile beraber Troya'nın aşağı kentinde bir ortak bir proje kazı yaptık ve geç dönemlere ait ama çok yüksek bir ihtimalle yani Troya aşağı şehrinin bir anlamda prehistorik yerleşmesiyle ilgili de bazı ipuçları elde ettik. Yani Troya'nın bir anlamda aşağı şehirdeki kazıların çalışmalarının biraz daha ön plana çıkacağı bir dönemin içine girdik. Hocam biz gelip gezdiğimizde aslında bu Troya'nın kalesinin içinde olan şehri geziyoruz. Gördüğümüz yani, zaman orası. Yani turistlerin ya da ziyaretçinin gezebildiği, görebildiği alan Troya'nın prehistorik kalesi. Tunçağ Kalesi. Büyük, yani Helenistik ve Roma dönemi kalıntıları var fakat büyük oranda yün etrafını dolaşmış oluyoruz. Yani en azından şöyle kabaca %20'si gibi bir tarifte bulunabiliriz. Aşağı şehri yani demin bahsettiğim kazılarla beraber yanılmıyorsam birkaç yıl içinde birkaç destinasyonu da açarak geç dönemle ilgili hem şeyin boyutunu yani müzeyle olan ilişkisini fiziki, kültürel ve ziyaretçi anlamında sağlamak hem de biraz daha Troya'nın algılanmasını bu şekilde yani geçireceği zaman ve ziyaret süresini de düzenleyerek farklı bir boyut kazandırmaya çalışıyoruz. Burada tabii yani yeni bir dönemden bahsediyoruz. Yani ziyaretçi alışkanlıkları değişiyor, algılamaları değişiyor. Ziyaretçilerin yani bizim kültür çok çalışma gruplarımız vardı. Daha çok ziyaretçilerle, farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerle neden, nasıl, nedir, öncesi ve sonrası gibi soruları vardı. Yani şunu görüyoruz, artık ziyaretçilerin yerli ya da yabancı ziyaretçilerin %80-90'ı akıllı telefon ve yani uygulamayı, bilgiyi de oradan alıyor. Daha farklı bir şekilde yani herkes aslında belgeselci olmuş gibi. Sosyal medyanın açtığı çok ilginç şeyler var müzecilik ve kültür hayatında. Özgürleştirici bir tarafı var. Yani bir anlamda yani izliyoruz, gözlemliyoruz. Herkes kendi belgeselini çekiyor gibi geliyor, anlatıyor. Ören yerini nasıl anladıysa o şekilde başkalarını anlatmaya çalışıyor. Burada bizim yaklaşımımız yani müze, ören yeri ilişkisi ve ziyaretçiye zaman kültürel anlamda bir amaç, fiziki bir olasılık ve zaman sunuyoruz. Evet hocam. Yani yönlendiriyor. Evet, yakında metaverse denilen bir sanal dünya var günümüzde biliyorsunuz çok da yaygınlaşıyor. Yani yakında buralarda da dijital müzelerin olacağı da söyleniyor işte. Yani bir üç boyutlu bir gözlükle girdiğinizde müzeyi gezebileceğiniz yani, ya bu tarz ucu açık bu özgürlüğünde hocam. Şöyle bir şey zaten bir webinarlarda falan da konuşulmuştu. Evet. Birkaç hafta önce bir bu konuda dijitalleştirme ve virtual reality konusunda bir sempozyum olmuştu. Yani bizim hazırlıklarımız şu. Yani bu olabilir, bu gider. Fakat gene de yani her şeye rağmen obje, yani objeyi görme, bilmiyorum, Troya Müze Müdürü Rıdvan Bey'in de ilginç deneyimleri var. Yani pandemi sırasında özellikle genç ziyaretçi kuşağının yani sosyal medyadan ve dijital platformlardan çok büyük ilgi gösterdiğini gördük. Ama fiziki anlamda da görmek istiyorlar. Yani ikisi olabilir. Mesela Troya özelinde bizim bir devam eden bir projemiz var. Virtual reality. Yani o gözlüklerle, o şeyle, ören yerin içine girip bir
hayal dünyası değil de bir canlandırma. Yani rekonstrüksiyonlar artık bitti gibi. Evet. Yani bunu dijital yaparak müzelerde de aynı şey söz konusu. Hep beraber göreceğiz. Aslında kimse ne olacağını kestiremiyor. Kültür sektörü anlamında, müzecilik anlamında yeni yeni alışkanlıklar, yeni yeni yaklaşımların ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Yani çok da kesin konuşmamak lazım ama benim hala biraz böyle gelenekselci bir şey olabilir, yaklaşım olabilir. Ne olursa olsun yine fiziki olarak gelip o buluntunun önünde durma, o mekanda, coğrafyada bulunma, o rüzgarı hissetme, toprağı görme, taşa dokunma gibi fiziki, insani öğelerin gene de ön plana çıkacağını ben öngörüyorum. Evet hocam. Antandros Derneği size, Rüstem hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Söyleşi yapmak için davet ediyoruz. Tabii. Seve seve. Antandros Derneği, Antandros'ta. Gülçin Hanım da izliyor yayınımızı, evet. Evet. Yani onlar da Ecemit'te bir ANEAS projesinin içindeler. ANEAS Kültür Rotası. Bakın bu bile yani ANEAS Kültür Rotası da Troya ve Homeros merkezinde gelişen işte Roma dönemindeki bu mitosun algılanması ve onun üzerine bir tarih yazılımı üzerine gelişen bir kültür rotası. Burada da gene yani kültür rotasında da insanların fiziki olarak bir yerden başka bir yere gitme. Yani onu dijital olarak da yapabilirsiniz. İşte her şeyi sunabilirsiniz fakat fiziki olarak gidip görme o başka bir şey. Bunun bana göre yani ziyaretçi alışkanlıkları değişecek. Yani küçük gruplar olacak, başka şeyler ön plana çıkacak. Fakat yani fiziki anlamda öğren yeri ziyaretleri, müze ziyaretleri belki daha da fazla, yani pandemi öncesine göre daha da artacağını ben öngörüyorum. Evet hocam. Erkan Fidan hocamızdan bir soru var size. Rüstem hocam, Troya Aşağışehir'de yeni ulaştığınız erken kalıntılar Troya 2C/G evreleriyle mi çağdaş? Aslında merhabalar Erkan'a da. Bizim Osman Bey'in 90'lı yıllarda Troya 1'in iç kesiminde bir Troya 1'in altında bir Troya 0 olarak tanımladığı bir dönem vardı. Çanak çömlekle ve karbonla. Yani şey anlamda gerçekten Troya 1 tabakasının altında biz Troya geç 1 ve erken 2 girişinin olduğu yerde, yani Troya 1 yerleşmesinin bayağı bir dışında bir anlamda hem temizlik hem kazı çalışması yaptık ve orada daha çok gene Troya 1 öncesi yani Korfman'ın Troya 0 olarak tanımladığı dönemi işte ahşap mimarisi, biraz daha fazla çanak çömleği ve yani geçen yaz büyük bir ihtimalle bir mezar olabilir, tahrip edilmiş bir mezar olabilecek bir kalıntıya rastladık. Bu sene devam edeceğiz. Yani mimari geçişi, Troya 1'den 2'ye mimari geçiş, bazı kent girişlerinin planı değişecek gibi, öyle gözüküyor şu anda. Evet hocam. Özkan Mandacı'nın bir önerisi var. Troya'nın kuzeyinde yer alan liman tarafındaki teklifiye çöplüğü kaldırılmalı. Burası muhtemelen arkeolojik alan demiş. Böyle de bir mesajı var hocam size. Burada Özkan Bey şunu söyleyebilirim. O şeyin, anladım nereyi kastettiğini. O arkeolojik alanın içinde değil, çöp alanı değil, bir moloz alanı gibi arkeolojik alanın dışında kaldırmayla ilgili yanılmıyorsam gerekli hazırlıklar yapılıyor. Yani bu yaz öncesi büyük bir ihtimalle o molozlar da oradan kalkmış olacak. Ama o arkeolojik şeyin dışında kesinlikle. Evet hocam. Hocam sizde şöyle bir anımız var. Tabii çok eski. 2004 sonu 2005 yılı başı olması lazım. Ben Necmi Hoca'yı ziyarete gelmiştim İstanbul Üniversitesi'ne.
Biz onunla sohbet ederken odaya siz girmiştiniz. Elinizde mühür olabilir, tam hatırlamıyorum ama böyle bir heyecanla Necmi Hoca'ya işte ya da bir analizin sonucunu göstermek için. Ama elinizde mühür, yani bir resim vardı. Tamam, tamam. Evet hocam. Onun odasında karşılaşmıştık sizle. Evet. Bir hatıramız var. Hatırlıyorum. Şeydi o, şu an Troy Müzesi'nde sergilenen Louis mührünün şeyiydi. Olabilir. Çizimi ya da fotoğrafıydı. Evet. Yani o mühür çok önemliydi. Şu açıdan önemliydi. İlk ve tek yazılı belge bizi heyecanlandırmıştı. Yani sonra tartışıldı, hala tartışılmakta. Hatırlıyorum. Tamam. Hocam peki Vilişo ismi nereden Troya'ya geliyor? Yani bu mühürün üzerinde mi yer alıyor yoksa başka bir metinde mi? Yok, şöyle anlatalım. Şimdi Hitit metinlerinde, Hitit yazılı belgelerinde Vilusa ismi yani 50'li yıllardan beri tartışılan bir konu. Fakat özellikle çok önemli, yani Frank Starken'in çok önemli bir historik, onun analizleri, işte lokasyonları ve diğer David Hawkins'in analizleri, işte Hitit topografyası, aynı zamanda dil bilim açısından analizleriyle Hitit metinlerindeki Vilusa, yani W'yu çıkartın, arkaik Grekçe'de yok çünkü, Vilios, Ilion, buranın bu olduğu, yani Son Tun çağındaki Hitit metinlerindeki isminin Vilusa, Vilusha olduğu, Tarusa, iki isim kullanılıyor çünkü. Yani büyük oranda, Hittitologların büyük oranda kabul ettiği bir sonuç. Mühürde bir yazıcının tam okunamayan ismi ve işte karısının tam okunamayan ismi yer alıyor. Fakat Louvice olması nedeniyle, yani pek çok tabi o zaman da konuşulmuştu. Yani bir mühürle, yani bir çiçekle bir bahar gelir mi? Bir mühürle bütün bu Hitit ilişkisi anlatılabilir mi? Fakat yani şunu görüyoruz. Troya tartışmalarında, yani ben yaklaşık 33 yıldır içindeyim. Her kazı sezonu, her sezon Troya, Vilusa, Homeros, İlyada ilişkileri, bunlarla ilgili bir yeni pozitif veri daha, bir yani sürekli her sezonda bu görüşü, bu savı bir anlamda destekleyen sonuçlar çıkıyor. Ters hocam değil. Demin bahsettiğiniz buydu galiba, değil mi? Evet. Evet. Olarak, evet, tamam. Evet. Sağ olsun. Bunu tabii bunu Donald Easton bulmuştu. Bir 7 B tabakasında, ama yani Son Tun çağının konteksinden geldiğini biliyoruz. Tabii bunun dağılım haritası Anadolu'nun başka yerlerinde de var. Hittitologların, yani Hawkins, Starke yayınladı ve başka kontekstlerle beraber yayınladı. Önemli bir eser. Evet hocam. Artık Troy Müzesi'nin de, evet, Troy Müzesi'ndeki şeyde sergilemesinde de, yani bir gene Son Tunç kontekstinde bir Tunç asker var. Alexander Muvattali ile Vilusa Kralı Alexander'ın yaptığı anlaşma var. O şey Son Tunç konteksti içinde Troy Müzesi'nde de sergileniyor. Evet. Bu açıdan da çok çok önemli. Evet hocam. Mustafa Büyük Kolancı hocamız da size çok demiş. 90'lı yıllardan beri tanıyorum ve selam ve başarılarımı diliyorum demiş. Evet, Mustafa hocamıza çok çok selamlar. Yani biz gidiyorduk, kazıları onu ziyaret ediyorduk. Bazı dönemlerde kendisi geliyordu. Çok çok selamlar, çok teşekkürler Mustafa, evet, hocam. Yayınımızın da sonuna doğru geliyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Mesut Yar'la beraber başladık ve sonrasında da sizle güzel, keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bize de vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Mesut Bey'le de hatıralarınız tekrar canlandı tabii bu süreçte. Evet. Daha geniş bir zamanda güzel bir yayın yapmanın da sözünü aldık kendisinden. Haliyle Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu gündem de yoğun. Kendisi de
Sizler de yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Hocam son sözlerinizi alalım. Arkeoloji haberle ilgili de düşüncelerinizi paylaşırsanız sonra da yayınımızı yapalım. Murat, şunu söyleyeyim Murat. Yani ben teşekkür etmek istiyorum. Yani sizin yaptığınız iş önemli bir anlamda. Bu zorlu süreçte biz kapandık, evlere kapandık ama siz yeni bir kapı açtınız Arkeoloji Haber olarak. Çok çok teşekkürler. Burada belki önümüzdeki dönemde yani arkeologların arkeolojinin başka boyutları da var. Bireysel, kişisel, kültürel arka planla ilgili boyutları var. Belki önümüzdeki arkeoloji sohbetlerinde Anadolu arkeolojisinin arkeologlar üzerinden olan tarihini konuşsak, yani Ali Çember kim, neden önemli, Ekrem Akurdal, işte Tahsin Özgüç, Bahadır Akım gibi hocalar, bunların çalışmaları, bunların yapıları biraz daha genç kuşaklara bu insanları daha sonraki kuşağa anlatmak açısından bu tür söyleşiler de olursa, yani bunu yapabilecek insanlarla bu tür en azından bu önemli kişilerin de genç kuşaklara tanıtılması açısından hem de arkeolojinin bir başka boyutunu görme açısından bence çok iyi olur. Ama yaptığınız iş önemli. Gerçekten çok çok teşekkürler. Büyük ihtimalle tekrar kısa süre sonra başka bir yayında buluşacağız. Çok isterim hocam. Bu bahsetmiş olduğunuz konuyu da not aldık. Bize de bu konuda yol gösterir, öncü olursanız seve seve bu tarz söyleşilerde evet. yapmak isteriz. Çünkü bunlar Türkiye'nin dijital kültür hafızasına bir katkı oluyor hocam. Yani bunu evet. yayınlar kalıyor. İnsanlar dönüp tekrar izliyor. Merak ettiği soruları tekrar buluyor. Belki şu an yayını müsait olmadığı için izleyemiyor ama sonrasında da izleme fırsatı buluyor. Bunlar dijital dünyada kalıcı oluyor artık. Yani en başından beri söylediğimiz dijitalleşmenin de olumlu anlamdaki en büyük katkıları oldu bu online evet. süreçler. Bu bağlamda biz hazırız hocam. Zaten amacımız bu söyleşileri mümkün olunca devam ettirebilmek. Dediğim gibi bize de yol gösterirseniz seve seve bu söyleşi dizilerinde yapmak isteriz diyorum. Size de çok teşekkür ederim hocam. Kazı'da da çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz ekip olarak. Çok sağ olun hocam. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet, Arkeoloji Haberi'nin değerli takipçileri, arkeoloji söyleşilerimizin 59.sunda sizlerle beraber olduk. Lütfen canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu bizim algoritma açısından da ihtiyacımız olan bir süreç. Bu akşam Mesut Yar konuğumuzdu. Rüstem Hoca da bize eşlik etti. Kısa ama keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta 11 Mart Cuma akşamı saat 9'da Profesör Doktor Tuğba Ökse hocamız bizlerle beraber olacak. Mardin bölgesinde yürüttüğü kazıları kendisiyle konuşacağız. Lütfen şimdiden ajandanıza not edin. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Sağlıklı hafta sonları diliyorum.